Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biliyorum uzun zamandır video çekmiyordum bu arada. Taşınmıştık, okul falan başlamış. Talde bol bol video atmaya çalışacağım. Bu arada Talde'nizi iyi geçirin. Benim videolarımı da izleyin. Bu videoların devamını gelmek istiyorsanız like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açıp ve bir tanecik görme yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ben paket açılımı yapamadım maalesef, gösteremedim. Şimdi tanıtım yapacağız. Bir yazı tahtası, beyaz yazı tahtası. Arkadaşlar böyle bir tarafında kara tahta var. Şöyle diğer yüzünde de beyaz tahta var. Şimdi arkadaşlar şunlara bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle koyma yeri de var ve şöyle ortadan şöyle yaptığınızda katlanıyor arkadaşlar. Şunu şöyle içine böyle kapatıyorsunuz, katlanıyor. Şimdi öncelikle buna bakalım içinde neler var. Şimdi açayım ve bakalım neler varmış arkadaşlar. Öncelikle bir tane siyah tahta kalem. Bu da içinden çıkıyor hepsi arkadaşlar. Mavi tahta kalem. Bunun yerine kırmızı da olabiliyor. Sonra bir tane tahta silgisi. Bu hem kara tahtayı hem beyaz tahtayı siliyor arkadaşlar. Daha sonra içinde 5 tane tebeşir vardı ama bazıları kırıldı. Bu birincisi sarı. Bu kırılmamıştı. İkincisi yeşil. Şöyle ikisi iki parça olarak kırılmıştı. Şöyle ikincisi yeşil. Sonra çıkaralım. Üçüncü yeşil. Yeşilden iki parça var. İki tane vardı. Bunun diğer parçasını bulamadım. Dördüncüsü mavi. Bunun da diğer parçasını bulamadım. Ama yine kullanılıyor. Ve çabuk kırılsa bile kullanılır zaten. Ve beşincisi de şöyle alalım. Bir dakika. Beşincisi de kırmızı veya pembe gibi bir şey. Bu da kırılmıştı. Gördüğünüz gibi paketi de böyle bronz. Böyle içinde aslında 12 tane tahta kalem var yazıyor ama içinden bunlar çıktı arkadaşlar. Şimdi bunları geri koyalım ve diğerine geçelim. Şimdi bunu koyalım arkadaşlar ve buna bir bakalım. Arkadaşlar bunu şöyle göstereyim. Türkçe ve İngilizce olmak üzere toplam 2 set 66 parça toplamda. Bu da içinden çıkıyor arkadaşlar. Şurada map müfredatına uygun dik temel harfler diyor. Böyle mıknatıslı arkadaşlar. Bu kara tahta bölümüne yapışmıyor. Şey yapışabiliyor. Beyaz tahta yapışıyor. Şöyle içeriğini okuyalım. 29 manyetik büyük harf. 29 manyetik küçük harf. 4 kelime yazmaya yardımcı bonus harf. 4 manyetik İngilizce harf. Şimdi bakalım. Ben size diziyi mi göstereyim? Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Bir tane büyük A, iki tane küçük A. Şöyle ben tamamen göstereyim size. Hepsinden sırayla var. Z kelimeni. O, Ö, P, R, S, Ş. T, U, Ü, V, Y, Z. Ve W, X var. Bir de büyük ve küçük olmak üzere Q var iki tane. Şimdi arkadaşlar şuna geçebiliriz. Manyetik sayı bunlar arkadaşlar. Şimdi bunları da dizelim ve size gösterelim. Öncelikle arkadaşlar şöyle size göstereyim. Toplam 51 parça. İçeriğini okuyalım. 30 manyetik sayı, 10 manyetik resimli sayı taşı, 5 manyetik işlem taşı, 6 manyetik el figürü. Ve gördüğünüz gibi burada da var arkadaşlar manyetik. Şöyle gösterelim. Bunu arkadaşlar şimdi tahtada yine dizerek size göstereceğiz. Şöyle arkadaşlar. Aslında 11 tane bir var ama ben 10 tanesini bulabildim. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 olacak şekilde. Diğerleri ikişer tane. 2 ve 1 hariç. Sonra artı, eksi, çarpımı, bölme ve eşittir. Daha sonra 1, 2, 3, 4 ve 2 tane 5 olacak şekilde el. Sonra 1, 2 var. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi 3 ve 4 şey var. Şu an görüyorsunuz. Tam canlı olmadı ama. 3 ve 4 de var ama burada ben 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10'u bulabildim. 3 ve 4 de bulamadım. Toplam 51 parça. Biz daha dün açıldığı için hepsi şey olmadı. Şimdi tahta kalemlere bakalım. Ve arkadaki yere bakalım nasıllar. Arkadaşlar şu siyahla bir yazalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siyah bu şekilde yazıyor. Şöyle hatta bununla yazdığımı da göstereyim size. Şu şekilde mesela bir kart çizelim. Bu şekilde arkadaşlar. Tam çizemedim ama. Şimdi arkadaşlar maviyle yazacağız. Gördüğünüz gibi maviyle de yazdık arkadaşlar. Bunları da yapmayı unutmayın lütfen.
Şöyle göstereyim. Maviyle de şunun yanına bir tane kart dizelim. Gördüğünüz gibi bu da böyle. Şu yakından gösterebilirim. Şu şekilde. Sonra arkadaşlar tahta silgimizle şöyle bir sildiğimizi gösterelim. Böyle gördüğünüz gibi. Güzel siliyor. Şöyle sadece şu gördüğünüz gibi mesela şu Z'nin kenarını yine siliyor ama başka zaman silmeyebiliyor böyle köşedekileri. Şu gördüğünüz gibi tertemiz de yapıyor arkadaşlar. Burası da arka tarafı arkadaşlar. Kara tahta. Şöyle arkadaşlar sarıyla bir çizelim. Tüm renkler çizelim ve gösterelim. Arkadaşlar şöyle biraz kötü yazabilirsiniz. Çünkü biraz kayıyor yazarken. Şöyle göstereyim. Böyle tebeşirle istediğiniz gibi yazabiliyorsunuz. Böyle tahta silgisiyle de silebilirsiniz. Tahta silgisiyle yine siliniyor ama izi kalabiliyor. Bunu ıslak mendille yapsanız güzel olur ama ıslak mendille biz yaptığımızda daha zor siliniyor. O yüzden başka bir şekilde nemli bez falan da silebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi kolayca silinebiliyor. Daha sonra parmağınızla üstünden giderseniz daha iyi silinir. Bu kadar arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar bu kanalımıza abone olup bildirimleri açıp beğendiyseniz like atıp düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller. Ve bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Arkadaşlar bunun linkini aşağı bırakacağım. Bu ürünle ilgili sorularınız olursa bana aşağıdan yazabilirsiniz. Yani bana videonun altında yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da bu şekildeydi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.